Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, bahçeme, Belçika'ya, cam önüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesim böyle biraz çatallı, kusura bakmayın, sabah çok erken çünkü. Ve beklenen kar kendini koklatırcasına yağdı sevgili dostlar, ama çok az yağdı. Hemen 2 saat sonra yerden eriyip gitti, farkındasınız. Sadece belli bölgelerde biraz yoğunluk var. Ve şimdi içeriye geçelim. Benim yine yardımda Pinli'den aldığım çok özel türlerimi size göstermeye değerli arkadaşlar. Buradaki birçok tür Türkiye'de yok. Fakat muhtemelen yakın bir zamanda gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü hem özel hem de bazı pahalı türler var içerisinde. Yardımda Pinli Avrupa'da uygun fiyata satan birkaç yerden bir tanesi. Fakat tabii ki Kore'den ithal ettiği türler de nasıl ki Türkiye'de biraz pahalıysa, burada da o şekilde değerli arkadaşlar. Fakat ben her zaman videolarımda sizlere şunu söylüyorum. Ekranın alt kısmına size fiyatları yazıyorum. Bununla birlikte eğer ki sizler o fiyatları direkt Türk lirasına çevirirseniz, bizim buradaki alım gücüne göre biraz yanlışlık olur. Çünkü neden? 1 euro 20 TL olmuş. Dolayısıyla siz benden 20 kat daha fazla pahalıya alıyorsunuz. Yani alım gücü olarak baktığınızda arkadaşlar, ben sizin 20'de biriniz kadar ucuza alırken sizler benim 20 kat daha fazla pahalıma alıyorsunuz arkadaşlar. Yani alım gücü olarak bakacaksınız. Çünkü şöyle yanlışlıklar olabiliyor hesaplamalarda. Ya burada da zaten biz aynı fiyata alıyoruz. Hayır arkadaşlar, aynı olmuyor. Siz Türk lirası değerinde baktığınızda 1 euroyu düşünün. Ben 1 TL'ye alırken siz 20 TL'ye alıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle düşünün ki buradaki aldığımız maaşa göre düşünün. Mesela atıyorum, ben 100 TL maaş alıyorsam 1 TL'ye bu sukulenti alırken, siz 100 TL'ye maaş aldığınızda 20 TL'ye bu sukulentleri alıyorsunuz. Buna da bu şekilde açıklık getirmek istiyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar, bazen benim yapmış olduğum bu açıklamaları hani farklı şekilde hesaplama yapma mantığıyla matematikte hatalı hesaplama yapanlar oluyor. O yüzden bunu üstüne bastıra bastıra söylemek istiyorum. Bunun matematiksel mantıksal açıklaması budur. Çünkü ben Türkiye'den değil Avrupa'dan maaş aldığım için arkadaşlar, ne oluyor? Benim alım gücümü Avrupa'daki maaşıma göre hesaplayarak ben size, ben bu sukulentlerin alım gücünün Türkiye'ye oranla çok uygun olduğunu söylüyorum. Bakın, ekranımda bu harika müthiş türlerimi görmeye başladınız ve bildiğiniz gibi ben sukulentlerimin hepsini garaja aldım ve garajda böyle tatlış tatlış tontiş tontiş büyümeye devam edecekler inşallah. Ve garajda onlara mümkün olanın en iyi ortamını oluşturdum. Şuna da açıklık getirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bakın, sukulentler ve kaktüsler zaten sera ortamında büyüdükleri için benim garajıma alışarak hani daha sonrasında boy uzatma gibi durumları söz konusu değildir. Çünkü garajımın penceresi açık, ışık alıyor ve tamamen dış ortamı oluşturdum onun için. Bakın ne kadar güzel hediyeler koymuş. Yani kadının koyduğu hediyeler bile çok özel türler arkadaşlar. O nedenle Avrupa'dan birçok sevgili dostum da yardımda Pini Daniela'dan bu güzelliklerden alıyorlar. Duyuyorum yorumlarda, çok da mutlu oluyorum. Daniela işini çok güzel yapan, çok da güzel hediyeler koyan ve arkadaşlar kargosu çok hızlı bir şekilde ulaşan seralardan bir tanesidir. Daniela'ya buradan sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi de çok hemencecikim böyle cevap veren, hızlı, yani çok hızlı cevap veren sukulent seralarından bir tanesidir. Mutlaka bir şey yazdığımda arkadaşlar, en geç yarım saat sonra geri dönüş yapar. Bakar mısınız şu Topsy Debbie'nin muhteşemliğine? Bunlar baharda hepsi muhteşem renklenmeleriyle bizim bahçelerimizde, balkonlarımızda muhteşem bir görüntü oluşturacaklar değerli arkadaşlar. Ben hem Sclovers'tan, bakar mısınız şu muhteşemliğe, bunu çok bekliyordum arkadaşlar.
Bu bitmişti Daniela'da ve ben internet sitesinden geldiğinde haber ver butonuna bastığımda arkadaşlar hemen bir mesaj geldi. Açtım ve hemen sepetime ekledikten sonra Daniela'yla da birkaç tür hakkında yazıştım. Ve bana arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Daniela'ya ben bu güzeli sepetimi attıktan sonra arkadaşlar hemen mesaj attım. Dedim ki Mitchell Ritz ve Regatta'nın yani alıcalının bittiğini görüyorum ama elinde hiç var mı dedim. Bana arkadaşlar hemen internet sitesinde bir ayarlama yaptı. Elinde satışa çıkartmadıklarından bir tanesini benim için satışa koydu ve ben onu hemen sepetime ekledim. Böyle anlık da destekleri oluyor arkadaşlar. Yani hemen benim için sepetime ekletti bana. Sağ olsun. Çok da güzel. Bu da hediye arkadaşlar. Yani kadının hediyeleri bile özel türler. O yüzden iyi ki Daniela'yı bulmuşum. İyi ki de Hatice ablam bana Daniela'yı söyledi. Biliyorsunuz Hatice ablanın da kanalı var. Oyla Sukulent Hatice Sever isimli. Biliyorsunuz biz burada Zıray'da onlara karşı aşırı savaş verdik. Ve en sonunda riske atmayarak ben de sukulentlerimi garajıma aldım ve garajımda arkadaşlar her gün yine kontrollerimi yaparken garajımın camı devamlı açık. Yatmadan önce camımı kapatıyorum. Bakar mısınız? Ekeveria Hurt Light arkadaşlar. Şunun muhteşemliğine, şunun güzelliğine. Hatice ablamda da var bu. O almıştı. Ben daha sonrasında dedim ki almayayım. Şu Zıray donlar bir geçsin dedim. Sonra da garaja alınca arkadaşlar sukulentlerimi bu güzelliklerimi de sipariş etmek istedim. Bakar mısınız şu harika muhteşemliklere? Yani şunları görüp de hayran olmamak. Bakar mısınız? Sanki böyle birisi böyle eline fırçayı almış, sulu boya paletini de almış, istediği rengi, istediği sukulentin üstüne şöyle keyifle boş zamanında özene bözene bunları böyle boyamış sanki arkadaşlar. Bunların böyle canlısını görseniz buradakinden arkadaşlar 10 kat daha renkli ve güzeller. Bakar mısınız şu mor. O morun da ismini öğreneceğim. Daniela'dan bugün yazacağım ve isimlerini öğreneceğim değerli arkadaşlar. Şu güzellikleri şöyle elime alarak bunların o güzel renklerinin enerjisinin elime geçerek arkadaşlar size böyle de tek tek göstermek istiyorum ve sevgili dostlar. Bu videomun da yavaş yavaş sonuna gelirken sizler böyle bu tek tek bu güzelliklerime bakarken size yine güzel güzel dualarımı etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili ülkeme, vatanıma, Türkiye'me buradan bereket enerjisi, yağmur enerjisi gönderiyorum. Tabii ki yağmur ölçülü dengeli olsun. Antalya Kumlucu'daki oluşan sel felaketi içinde geçmiş olsun diliyorum. Biraz geç bir geçmiş olsun bu oldu ama arkadaşlar çekimlerimi biliyorsunuz. Bazen 1-2 gün önden yapıyorum. Ve dolayısıyla ben tekrardan Antalya'ya geçmiş olsun derken ülkeme de ülkemin her bir iline yağmur enerjisi gönderiyorum. İnşallah yağmur Türkiye'ye de uğrasın. Çünkü burada Zıraydın'dan sonra yaklaşık 2,5 haftadır hiç yağmur dinmedi. Benim bahçe vıcık vıcık çamur içerisinde çizme giymeden dışarıda dolaşamıyorum. Ve benim ülkemin de barajlarındaki su seviyesi dengeli bir seviyeye gelsin. Ülkem bu yaz su sıkıntısı değil, bereket enerjisini yaşasın. Çünkü yazın bizler de Türkiye'ye geliyoruz biliyorsunuz ve yazımızı Türkiye'de geçirdiğimiz için sizlerle aynı kaderi paylaşacağız değerli arkadaşlar. Ben bu yaz Türkiye'ye ne zaman geliyordum? Bu arada tekrar da söyleyeyim. 5 Temmuz'da Türkiye'deyim arkadaşlar. 5 Temmuz sabaha karşı Türkiye'deyim. Ve yine yaklaşık 6 hafta kadar ya da 7 hafta kadar kalacağım. Ve tekrar belki Belçika'ya dönüşümü sağlayacağım değerli arkadaşlar. Ve ülkemin tüm güzel evlatlarına eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Çünkü eğitim çok önemli. Eğitim oldukça ülkemiz kalkınacaktır. Bu güzelliğin üstündeki renkler gibi ülkeme böyle renkli renkli iklimler, güzellikler, renkli renkli hayatlarınız olsun diliyorum. Ve arkadaşlar bu elimdeki şu güzel pink ruby gibi
Sizin de böyle güzel güzel şans enerjileriniz olsun. Bu Koreli gibi hayatınızda hep böyle yemyeşil bereketler olsun. Ve değerli arkadaşlar, şu elime alacağım mini bir bel alacalı gibi hayatınızda hep böyle size ışık açan eş, dost, akrabalarınız, arkadaşlarınız olsun. Ve değerli arkadaşlar, iyilik yapanlarınız bol olsun. Kendiniz için bir şey yapın. Hoşça kalın.